İzmir'deki elektrik kaçağı faciasında 2 canımızı kaybetmiştik. Acımız daha tazeyken bu kez İstanbul'un göbeği Taksim'deki trafo kıvılcımlar saçmaya başladı. Neyse ki İzmir ders oldu, acil önlem alındı. Ben aynı böyle otururken bir baktım. Kutuda böyle kıvılcımlar çıkıyordu. Ben de korktum. İstanbul'un orta yerinde Taksim Meydanı'nın göbeğinde kıvılcımlar saçan bir trafo. Onu ilk seyyar bir esnaf gördü. Gözlerine inanamadı. Kıvılcımlar çıkınca çok korktunuz mu? Evet, korktum. Zaten elektriğe yakınım. Yağmur yağdığından dolayı herhalde orada bir ateşlenme falan olmuş. Kıvılcımlanma falan. Yağmur yağıyordu. Taksim Meydanı'ndaki trafodan kıvılcımlar çıkmaya başladı. Kıvılcımları gören simitçinin aklına İzmir'deki elektrik faciası gelince hemen telefona sarıldığı yetkilileri aradı. Ben buraya bakınca İzmir'deki olay aklıma geldi. O gencecik kız aklıma geldi. Çocuklara yaklaşıyor, çocuklar ayağıyla da vuruyordu, yani ayağıyla vurduğu için bir ikinci İzmir vakası olmasın diye ben yetkilileri aradım. İzmir ders oldu, Taksim için acil önlem alındı. Burada da aynısı olabilirdi ama olmadı, Allah'a şükürler olsun. Kıvılcımların sebebi ise kopan kabloydu. Yetkililer bu noktadaki trafoyu meydandan uzaklaştırdı. Burada yetkililer gelip hemen tamir ettiler. Zaten o parçayı alıp götürdüler. Ama yaptılar, yani sorun çözüldü. İnsanın bir tırnağına dahi zarar gelmesin. Hele ki yani böyle ihmallıktan.